Başkan şeyi hem Samsunspor'un TFF 1. Lig'de yaşadığı sıkıntılar, uğradığı haksızlıklar, işte bir takım iddialar, işte malum Tuzla Spor, Adana Demirspor karşılaşması sırasında işte Tuzla Sporluların bir anda bir maç gecesi teknik direktör gönderip 4-5 oyuncuyu işte oynatmamaları, hemen sonraki hafta mesela aynı oyunculara tekrar şans vermeleri, yani tutarsızlıklar. Arkasından Giresunspor ve Adana Demirspor tribünlerine şey alınması, hani haksız bir şekilde yasaklara rağmen yasaklar ihlal edilerek taraftar alınması, buna karşılık Samsunspor taraftarlarına aynı şansın tanınmaması, bunları dile getirdi. Biraz da kendine has bir üslupla dile getirdi. Biraz da fazla bugünkü ortam için fazla cesur diyebileceğimiz bir biçimde de dile getirdi. Ve bu Zülfiyar'a da biraz dokununca konu ta İçişleri Bakanı'na kadar gitti. İçişleri Bakanı Sayın Soylu işte suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Sonra yatıştı mı yatışmadı mı ortalıktan bilemiyorum. Böyle bir şey oldu. Hani süreç yaşandı. Bu süreci siz İstanbul'dan nasıl görüyorsunuz? Yüksel Başkan'ın tutumunu ve mücadelesini nasıl okuyorsunuz? Eksik fazla yaptığı bir şey var mı? Ve Samsunspor'la ilgili lobi faaliyetlerinde biz Yüksel Başkan'ı şehir olarak biraz yalnız mı bırakıyoruz, siyaset dünyası ve bürokrasi olarak? Bu konularda bir dernek başkanı olarak neler söylersiniz? Abi ya şimdi özellikle Türk futbolunda özellikle alt liglerde PTT 1. Lig'de son yıllarda görmediğimiz şaibelerin ayyuka çıkması, işte kirlenmişliğin artık dışa vurmasını yaşıyoruz maalesef. Şimdi biz Samsunspor olarak zaten TFF'den ve bu işlerden çok çektik. Yani futbol kurallar kitabında veya disiplin talimatlarında olan veya olmayan İlginç, enteresan hangi cezalar varsa bunlar hep Samsunspor'un başına geldi. Yani biz Mersin'le İstanbul'daki playoff finalinde ben de orada stattaydım. Karga Tulumba stattan atıldık. Yani tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verdiler Samsunspor'a. Bizim sadece Samsunsporlu bayanlar ve çocuklar stadyumda kalırken biz erkekleri stadyumdan çıkardılar. Böyle bir abes bir ceza verdi federasyon. Daha sonra da bunu da tabii disiplin talimatnamesinden çıkardılar. Ama bize uyguladılar, ondan sonra çıkardılar ki bunu değiştirebilirlerdi. Gene uzağa gitmeye gerek yok. Bu sene içerisinde oynadığımız Ümraniyespor maçında çok net bariz bir kural hatası meydana geldi. Yani bunu futboldan anlayan anlamayan, sadece okur yazar olup kural kitapçığını okuyan kişi bile bunun çok net bir kural hatasının olduğunu farkında. Bunu federasyon da kabul etti. Ama federasyon geçmiş yıllarda onlarca örneği olmasına rağmen en son Fenerbahçe Rize maçını tekrardan oynatmışlardı. Bizim maçımızı oynatmak yerine tescil etmek iyi tercih etti. Daha sonra kulüp tabii buna tahkim kurulunda itiraz etti ama tahkim kurulu da reddetti. Federasyonun kararını onayladı ve bu kalıcı hale geldi. Şimdi biz orada maç tekrarlansa yenilebilirdik. Bugün bir puan altta olurduk 3. sırada. Ama biz o maçı tekrarlansa kazanabilirdik. Şu anda 2 puan farkla Samsunspor liderlik koltuğunda oturuyor olabilirdi. Ve bu hafta oynayacağımız Adanaspor maçında belki beraberlik yetecekti. Belki 3 puanla şampiyonluğumuzu garantileyecektik. Şimdi geliyoruz. Ondan sonra işte Menemen'de biz puan kaybedip sıralamada playoff potasına düştükten sonra ve Adana Demirspor Giresun'u yenip liderlik koltuğuna oturduktan sonra herhalde bu arkadaşlar hiçbir işi şansa bırakmama düşünmüşler ve gerek saha içi ve saha dışı içerisinde lobi çok çeşitli organizasyonların içine girmişler. Şimdi bakıyorsunuz Tuzla Spor bir önceki hafta Keçiören'i deplasmanda yenmiş, playoff potasına tutunmuş ve hedefimiz playoff diye açıklama yapmışlar. Ama maçtan bir gün önce teknik direktör Suat Kaya'yı yolluyorlar. 3-4 tane oyuncuyu kadro dışı bırakıyorlar. 2-3 tane as oyuncuyu da yedek soyunduruyorlar. İşte bir tanesi bizim mesela Samet Asatekin. Eskiden bizde de oynadı. Tuzlaspor'un kaptanı Samet. Her maç düzenli oynayan Samet ve birkaç oyuncu yedekti. Bir kısmı da kadro dışıydı. Toplam 7 oyuncu. Ve onlar hiç oyuna bile sokmadılar. Ve Adana Demirspor o maçı çok kolay kazandı. Sonra devam ediyoruz. Tabii Adana Demirspor bir de 3-4 haftadır da tribünleri dolu, taraftarlı maç oynuyor. Mesela Giresun maçında da bu çok şeye yansıdı. Kameralara falan yansıdı. Bu haftaya geldiğimiz zaman da gene aynı şekilde Adana Demirspor ve Giresun tribünlerinin dolu. Beşer bin kişi var. Yani belki bu kaydı
birkaç sene sonra da insanlar izleyecekler ama şu anda biz bunları konuştuğumuz zaman Türkiye'de tam kapanma var. Yani esnafın dükkanını açamadığı, gündelik çalışan insanların evden çıkıp işlerine gidemediği, salgın dolayısıyla tam kapanma dönemindeyiz. Tam kapanma döneminde vali ve emniyet müdürü de statta 5.000 taraftarla birlikte maç seyrettiler. Bu akıl alır bir şey değil. Tabii Yüksel Yıldırım hafta içinde işte buna isyan etti. Yani ben tribünlere taraftarımı alamazken diğer takımlar alıyor. Bunun nasıl olduğunu sorduğum zaman da işte işi Süleyman Soylu'ya dayandırıyorlar falan gibi bir cümle dedi. Tabii bu daha sonra tevil edile edile, kimisi oralardan cımbızlayıp çeşitli haber sitelerinde yayına yayına mesela farklı bir noktaya gitti. İçişleri Bakanı suç duyurusunda bulundu başkanımız hakkında. Başkan da yanlış anlaşıldığını beyan eden, konuyu düzeltecek kulüp resmi kanallarından bir açıklama yayınladı. Sahanın içine dönüyoruz. Adana Demirspor maçında Balıkesir Spor'un sayılmayan iki tane net golü var. 37. dakikada maç 0-0 iken Okan Alkan'ın bir müdahalesi var. Mesela yayıncı kuruluşun yayınladığı özetlerde bu pozisyon yok. Çok dikkatli baktım ben, yok. Sarı kart verdi hakem, net kırmızı kart. Nereden biliyoruz biz bunu? Biz iki maç üst üste ikişerden dört kırmızı kart deyip 9 kişiyle tamamlayan bir takım taraftarı olarak konuşuyoruz. Eğer o pozisyon sarı kartla cezalandırılabiliyorsa o zaman Samsunspor'un da 9 kişi kalmasına, hele bir iki Giresun gibi direkt rakibimiz karşısında demek ki gerek yokmuş. Giresun maçına dönüyorsun. Akhisar'ın orada verilmeyen penaltıları gene saha içerisinde ev sahibi takım lehine yapılan hakem hataları ortada. Bir de bizim maça da geliyoruz. Ha, bizim maçta baktığımız zaman hakemlik pek bir şey görünmüyor. Niye? Küme düşmeyi garantilemiş bir Ankaraspor vardı sahada. Biz zaten kendi kalitemizle bu işin çok kolay, rahat bir galibiyet aldık. Ama 3 sarı kartla oynayan, belki de takımın ikinci devre en üst performansı gösteren bir oyuncumuz vardı, Cece. Cece'ye sarı kart verilen pozisyonu arkadaşlar, spor severler bir seyretsinler. Normal şartlarda hiçbir hakem orada sarı kart göstermez. Ama ne olur, hani dedik ya, organizasyon öyle kurulmuş ki işi şansa bırakmak istemiyor birileri. Ne olur son hafta belki bir sürpriz olur. Samsunspor'un da gücünü zayıflatmak adına Adana'da mesela Cece'den yoksun sahaya çıkacağız. Türk futbolu maalesef bu şaibelerden kurtulmak durumundadır. Bununla ilgili soruşturma açılmak zorundadır. Bakın o işte Yüksel Yıldırım'ın yanındayız diye Twitter'da bir tag açıldı. Hashtag. Biz de buna destek verdik ve Türkiye gündemine girdi bu hızlıca. Ve münferit, organize olmadan o Samsunspor taraftarının ortaya koyduğu tepkiyle gerçekleşen bir şeydi. Takip ettim, yakinen takip ettim. İşin de içerisinde olduk. Bir sürü futbol adamı, yazarlar, çok çeşitli, çok yüksek takipçili hesaplar, herkes Samsunspor'a ve Yüksel Yıldırım'a destek mesajları attı. Çünkü görüntüler o kadar ayan beyan ortada, ayrımcılık o kadar ayan beyan ortada ki şimdi peki Samsunspor'un hakkını kim koruyacak? Yüksel Yıldırım çok büyük bir mücadele veriyor. Biz de Samsunspor taraftar olarak Yüksel Yıldırım'ın yanındayız. Çok ciddi de para harcıyor. Ama şöyle bir kafamı kaldırıp etrafa baktığım zaman Yüksel Yıldırım'ın yanında Samsunspor taraftarınla başka kimseyi göremiyoruz maalesef. Yani şehrin üst düzey bürokratları, seçilmişleri, belediye başkanı, valisi, şu su bu su. Şimdi bir ilin valisi, ki bu yanlıştır, tasvip etmiyorum, 5.000 tane taraftar stada sokuluyor. Vali de onlarla beraber maç seyrediyor. Müdahale etmiyor. Niye? Demek ki yukarıdan talimat gelmiş. Ama Giresunspor maçına dönüyoruz. Ben bunu duyunca inanamadım. Samsunspor'da görev yapmış eski bir yönetici abimiz söyledi. Yani vali bir Samsunspor yönetim kurulu üyesini Giresunspor maçında protokol tribününden dışarıya gönderiyor. Şimdi demek ki vali var, vali var. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yüksel Yıldırım'a sahip çıkılması lazım. Şehri yönetenlerin, iş adamlarının. Bu günkü yayına bu Atatürklü formamızı kasıtlı olarak giyerek katıldım. Çünkü gururla taşıyoruz. Ya acaba diyorum ki bu formanın üzerindeki Atatürk'ten alınganlık eden çevreler mi var? Bizim üzerimize gelmelerinin gerekçesi bunlar mı? İnsanın aklına gelmiyor değil. Çünkü siz de söylediniz, başkanın bir takım cesur çıkışları, ki kendine Cesur Yürek ismini vermiş başkan. Evet, çok cesur çıkışları yapıyor. Hani bir laf vardır, her doğru da her yerde söylenmez. Başkan bazen onun ipin ucunu kaçırdığı da olabiliyor ama şunu biz çok biliyoruz. Çok samimi, çok içten olduğu gibi ve filtresiz konuşan bir adam. Normalde biraz daha dikkat etmesi lazım. Biraz daha nasıl söyleyelim, ilmi siyaset yapması lazım ama futbol sektöründe de Yüksel Yıldırım çok yeni.
bu ticaret hayatındaki gibi futbol sektörünün olmadığını o yaşayarak deneyimliyor, görüyor. O da bunların farkına varıyor. Yaptığı kendi çapında hatalarından da ders alan bir kişilik. Ama velhasılı şu, Samsun Spor Kulübü'nün bu geçmişte de yoktu. Zaman zaman belli karizmatik başkanlarımız döneminde TFF üzerinde etkili olduk mu olduk. Ama genele vurduğunuz zaman Samsun Spor haksızlıklara uğrayan ve haksızlıklar karşısında topyekün şehir olarak birlik bütünlük içerisinde sergileyemeyen, hakkını savunamayan, TFF'de lobisi olmayan bir kulüp haline geldi maalesef. Bunu kırmamız lazım. Yüksel Yıldırım gibi maddi gücü yüksek, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı iş adamlarından birisi bu kulübe başına gelip artık gidip siyasilere veya iş adamlarına el açan, yalvaran bir Samsunspor yok. O zaman siyasilerin üzerine, eskiden siyasiler Samsunspor'a para bulmakla uğraşırlardı. Ya yeter bıktık derlerdi. Niye bunu ben nereden biliyorum? Samsunspor Süper Lig'den düştüğü zaman 2012 yılında Emin Kar başkan olduğu zaman ben de Emin Kar başkanın yönetimindeydim. Samsunspor Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Yaşadık, içinde gördük. Ama şimdi diyoruz ki biz bu siyasilere buradan sesleniyoruz. Sizden para pul isteyen yok. Bu takıma destek olun. Bu takıma kimseden bir ekstra bir lütuf da beklemiyoruz. Ya hakkımızı yemesinler yeter. Yani Samsunspor'un hakkı saha içinde ve saha dışında yenilmezse zaten Samsunspor şampiyon olabilecek donanımda bir takım. Allah'tan playoff süreci görünüyor önümüzde. İnşallah son hafta bir sürpriz olur. Bu kadar da şaibeli işlerin merkezinde olan bir Adana Demirspor varken son hafta hani çok dua ediyorum bu aralar Ramazan'ın da yüzü suyu hürmetine oruçluyuz. Yani şu Adana'da bir Samsunspor eğer şampiyonluk turu atarsa bu sene bu çektiğimiz sıkıntıların hepsini bütün taraftarlar olarak unuturuz düşüncesindeyim. İnşallah bu nasip olur. Ama olmazsa da playoff'ta Allah'tan var orada Akın abi. Yani TFF 1. Lig'deki playoff maçlarında var uygulaması var. Bu böyle geri pasın nasıl offside verildiklerini veremeyecekler. Yani işte penaltılar şunlar bunlar. Orada biraz daha saha içinde oyun kalitesi ön plana çıkacağı için inşallah biz şampiyon olacağız. Ama tekrar söylüyorum, Samsun'a dair bir aidiyet hisseden, Samsun'da herhangi bir makamda ama seçilmiş ama atanmış Samsun şehrinde herhangi bir makamda görev yapan ve bunun yanında da ki zaten Samsun Sporları Yüksel Başkan'ın yanında bu kişilerin ve siyasilerin, milletvekillerinin parti ayrımı yapmadan tamamının Yüksel Yıldırım ve Samsunspor'un bu şanlı armasının etrafında birleşmesini arzu ediyoruz. Temennimiz bu.